Acil tıp uzmanı babası Doktor Yemliha Aksoy gibi Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren pratisyen Doktor Mehmet Zahit Aksoy, Doktor Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de babasıyla birlikte doktorluk yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Ne zaman geçirmiş? Düştü, kalkan duruldu. Bu ayağımda ben poli sekeli, bu poli sarı ayağımda. Evet. Yatak yarası çıktı bende. Bu yara çıktıktan sonra burada vak aldı. Vakum tedavisi aldı. Ondan sonra biraz daha da yine de oynuyor yani. Ona göre biz de insülini revize ediyoruz. Evet. Alt ekstremitelerde. İşte yaralar iyi olmuyor. Cefeteleri yedik, şeyleri yıka, cefeteyi. Ezeriz, seviyoruz. Allah sağlıkçılar başımızdan eksik etmesin. Her zaman saygımız vardır sağlıkçılara. Her zaman. Ne zaman çıkacağına dair bir şey. Hocam yaralar iyileştiği zaman. Konuştuk. Biraz aynı büyüktü hocam. Çok büyüktü. Meclisi de küçüldü o zaman. Tabii tabii. Küçüldü evet. Kendimiz gibi ben burada. Küçüldü hocam. Peki geldi ben daha fark ettim. Tekere bağlı vücutların küçüklerinde. Sürdüğüm anastajları. Bir de tabii şeker hastası olması hastalığı. Akut faz reaktanları yükselmiyor. Amca da ateş olmuyor, halsizlik olmuyor. Geçmiş olsun. Hocam teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hocam teşekkür, teşekkür ettik. Peki o yara bakımı için geldiler mi teyze? Geliyor, paspon yapıyorlar. Bu dalgalanmalar olur evet. Hem kritik süreçte olduğu için şuur düzeyleri daha çok. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Antibiyoterapi aldı. Şimdi yaraları şeker protokolü var. Yani şeyde bir değişiklik yapmamış olalım. 2000 yılında Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu olarak memuriyetimize başladık. Yaklaşık orada da yine bir 2 yıl kadar görev yaptıktan sonra Gaziantep, o zaman Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ydi. Şimdiki Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekim olarak 2 yıl kadar çalıştım. Akabinde bir 5 yıl kadar aynı hastanede yönetici olarak başhekim muavini olarak göreve devam ettik. 2010-12 yılları arasında Gaziantep Sağlık Müdürü olarak görev yaptık. Sonrasında 5 yıl kadar ikili sağlık müdürü olarak yine görev yaptık. 2017 yılında o görevimizin bitimiyle birlikte Doktor Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tekrar döndük. 2017'den bu tarafa yine işte bu hastanemizde idareci olarak, başhekim muavini olarak görevimizi ifa etmekteyiz. Mesleğime aşığım, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Tıbbiyi tercih ederken de yine severek, isteyerek tercih ettik. Okurken yine aynı hazzı, aynı zevki, aynı iştiyakı yaşadık. İnsanın mesleğini severek yapması hem başarı sürecini artırıyor, hızlandırıyor, hem de ayrı bir zevk veriyor, haz veriyor. Ben tabii bu hazzı, bu zevki sadece kendimde kalsın istemedim. Evlatlarım da bu şekilde bir meslek tercihinde bulunurlarsa onlar da bu hazzı, zevki yaşasınlar istedik. Zübeyir diş hekimliğini tercih etti. Mehmet Zahit de ben de senin gibi hekim olayım dedi. Ve nasipmiş. Diş hekimi olarak şu anda görev yapıyor. Mehmet Zahit de beraber aynı hastanede hekim olarak görev yapıyoruz. Tabii yani nasıl bir duygu? İnan yani yaşanmadan bu bilinemez doğrusu. Yaşamak gerekir. Duyguların büyük bir kısmını insanın ifade etmesi gerçekten zordur biliyorsunuz. Ancak belki tasvir edebiliriz ve aynı işi yapıyoruz. Bu tabii bu sadece bizim bu mesai sürecimizde olmuyor. Mesai dışı süreçlerde de yine bu beraberliğimiz çoğu zaman da sohbet konularımız aynı oluyor. Çünkü ikimiz de hekimiz, ikimiz de aynı hastalar üzerinde çalışıyoruz. Tedavi süreçlerinde, teşhis süreçlerinde aynı duyguları, aynı bilgileri paylaşıyoruz. 2 yıldır pratisyen hekimlik yapıyorum Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde.
Burada babamla aynı yerde çalışıyorum. Babamızın peşinden koşuyor gibi olduk biraz. Bakalım belki ihtisasta da yine onun bölümünden devam ederiz. Babamla aynı hastada görev yapmak çok güzel, benim için çok iyi bir avantaj. Yani bu meslek usta-çırak ilişkisine dayalı çoğu zaman. Ve bu ustalardan birinin babam olması benim için diğer hekimlere nazaran ekstra bir avantaj oldu. Bunun faydasını çok gördüm. Olası bir acil durumda direkt telefonla arayıp sorabiliyorum. İşte görüntülerini atıp danışabiliyorum. Kan sonuçlarını danışabiliyorum. Benim için güzel bir avantaj oldu. Olmaya da devam ediyor.